Herkese yeni bir vlogdan merhabalar. Bugünümü size çekeceğim, bugünümü vloglayacağım. Doktor kontrolüm var malum sebeplerden dolayı. Doktora gideceğim önce kontrole. Hava buz gibi bu arada, çok fena. Çok kötü görünüyorum. Bir an önce mutfağa. Kızarmış ekmek üzerinde poşe yumurta ve avokado. Evet. Alın size muhteşem bir kahvaltı. Şimdi Ufuk tabii ki bana bu konuda yardımcı olacak. Arkadaşlar şu an çok boş yerlerde çekim yapıyorum. Su kaynayacak. Daha sonra yumurtayı içine kıracağız değil mi? Şey yapıp, girdan yapıp. Sirke koyacağız. Ne? Bunu bilmiyordum. Evet arkadaşlar, tuz ekledik, sirke ekledik. Evet. Şimdi su kaynadı. Arkadaşlar hazır mıyız? Sanki arkadaşlar şey dağılmasın diye girdap yapıyoruz. Tamam, bu böyle pişecek. Çıkartırken göstereceğim. Şimdi avokadoyu hazırlıyorum. Avokadoyu çıkarıyoruz kabuğundan. O tam kıvamında almışsın. Şimdi bunu şöyle eziyorum, böyle karıştırıyorum. Çok böyle aslında pratik ama hani ben böyle lezzetli bir kahvaltı yapmak istiyorum. Domates peynir yemekten sıkıldım diyorsanız bu keyifli oluyor. Her gün bunu yapmıyoruz tabii ki yani. Her gün bunu yemiyorum ama yani bazen böyle hani farklılık oluyor, güzel oluyor. Ben limon atacağım, biraz tuz. Avokado ile limon çok yakışıyor zaten. Tuzumuzu da atalım biraz. Çok değil. Biliyorsunuz tuz aşırı bir ödem yapıyor. Ve galiba benim ödemlerimin suçlusu da tuz. Suçlusu da tuz arkadaşlar. Karıştırıyorum. Şu hale geldi. Şu şekilde görünüyor. İşte normal kaşıkla, şununla, şöyle bir kaşıkla çıkardık bunu. Ekmeği ısıtacaktım, onu unuttum. Arkadaşlar şöyle. Avokadolu tostumuz hazır. Ekmeği ısıtın. Benim gibi unutmayın. Önce ekmeği kızartmanız lazımdı ama benim acelem olduğu için hızlı bir şekilde. Böyle de fırına koyabilirsiniz domates falan koymadan. Mesela verdiğim bu fondöteni çok seviyorum. Onu da hemen söylemek istedim. Bu bir makyaj videosu değildir, korkmayın. Benim hayatımda kullandığım en iyi palet. NYX'in paleti. Bunun linkini aşağıya koyarım. Ay, hayatımın en uzun hazırlanmasıydı. Yarım saatte hazırlandım, giyindim. Şimdi rujumu da sürüp daha sonra çıkacağım sanırım. İnşallah randevuya geç kalmam. Yerler buz, kar çok kötü. Bilmiyorum nasıl yetişeceğimi. Şu an 45 dakikam kaldı. Ben hemen hızlı bir şekilde çıkıyorum. Şöyle saçlarıma da yağ süreyim biraz. Saçlarım dün ne yaptıysam yumuşacık. Ne maşa tutuyor ne hiçbir şey olmuyor. O yüzden böyle ben kendi haline bıraktım artık bunu. Neyse ben çıkıyorum. Selam arkadaşlar. Yine bölük pörçük bir vlog oldu bu. Çünkü doktordan sonra yani kontrolde zaten çekemedim. Ufuk yanımda olmadığı için maalesef. Daha sonra çıktık, bir arkadaşımla sushi falan yedik. Yine çekemedim. Yemeğe şey yapmakta. Şimdi eve geldim. Baktım ki Ufuk da temizlik yapıyor. Muhteşem bir şekilde görüyorsunuz. Miladalar ev böyle tertemiz kokuyor. Neyse işte oturduk, şimdi ne yapacağız? Ben ne yapayım, ne diye açtım kamerayı. Ha, kontrolden bahsedeceğim. Şöyle dikişler güzel. Özellikle şu yuvarlak dikişler falan bayağı iyileşmiş. O yüzden hani bu dönemde sigara içiyorsanız eğer bırakmanız çok önemli. Sigara içmiyorsanız zaten bayağı hızlı iyileşiyorsunuz. Onun dışında işte bantlar çıktı. Benim leke için, yani dikiş leke değil, iz için, dikiş izleri için bir krem önermişti doktor. Onu aşağıya yazarım ben eğer isterseniz. Onu ve kantaron yağını kullanacağım 3 ay boyunca. Bunu oturarak çeksem daha iyiydi, bir saniye. İşte kremleri kullanacağım. Bunun dışında 4 hafta ağırlık kaldırarak, yani ben fitness yaptığım için spor yapmak yasak. 2 haftam daha var yani maalesef. Ama bir 2 hafta kardiyo yapacağım gidip. Belki vloglayabilirsem öyle spor rutinimi de bir gün vloglarım inşallah. Bunu ne zaman söylesem yapamıyorum. Sütyen takmak yasak. Yani sadece sporcu sütyeni ve belki dantelli braletler oluyor ya, onlardan kullanabiliyorsunuz. Ama ben kullanmamanı tercih ederim dedi. Hani o silikon yapıştırıcılardan yapabilirsin dedi. Dikişlerin iyileşmiş, sıkıntı olmaz dedi. Hem masaj verdi bir de. Şöyle şu kısımlara masaj yapmamı söyledi. Çünkü hala buralarım çok şiş. Böyle bu kadar. Tekrar şey söyleyeyim, ben hani burada bahsetmişken ben veni estetiği ameliyatı oldum İhsan Hoca'ya. Aşağıya yine
Onların bilgilerini koyarım. Fiyat çok soruyorsunuz. Çok kişisel bir ameliyat olduğu için fiyat vermeyi doğru bulmuyorum. Çünkü herkese göre farklı yani. Benim bir de iki ameliyat olduğu için çok farklı. Siz oradan iletişime geçerek fiyat bilgisi alabilirsiniz. Bilmiyorum ne yapacağız arkadaşlar. Dışarıda çıkılmıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Herhalde biz yine oturup film falan. Video çekecek misin bugün? Yani şimdilik bu kadar. Arkadaşlarımız gelecekti, gelmeyeceklermiş. O kadar temizlik boşa gitti. Biz bu arada sadece misafir geldiğinde temizlik yapıyoruz. Öyle de deme. Ama şimdi yani ben takipçilerime karşı çok dürüstüm biliyorsun. O yüzden arkadaşlar öyle yani. Annem gittiğinden beri hiç temizlik falan yapılmadı ev. Kız daha dün gitti. Abi bir şey söyleyeceğim, yeni gitti ama evi çok affedersiniz götürüyor. Sağ ol ya. Gece mutfağın pisliğinde uyuyamadım ben, ki ben dağınık biriyimdir. Odam böyle şey, kıyafetlerim yerlerde uyuyan biriyim. Ya Allah korudu yani beni. O mutfağa girdim gece, su içtim. Dedim ki ben uyuyamayacağım yani mutfak böyle. Hırsız girse hırsıza ayıp yani. Gerçekten çok kötüydü. Keşke gösterebilsem size. Neyse böyle gecenin 3.30-4'ünde ben sen çatır çutur tabak çanak sesleriyle Allah'tan uykusu alır. Bayağı makine yerleştirdim. Şimdilik o zaman bu kadar. Yine çok konuştum. Akşama geleceğiz tekrar. Akşam. Kettle yazınca çıkmıyor zaten biliyor musun? Arkadaşlar kettle alıyoruz şu anda. Ama alamıyoruz. Çünkü bugün teslimatları yok. Abi yani su ısıtıyor değil mi şu sadece? Ben anlamadım. 1500 lira bak. Ve ne yapıyor? Ne yaptığını bir açıp bakar mısın lütfen? Özellikleri de mi? Bir evet. Sayfa yazmışlardı şu an. Hı. Aynı özellikler. 2200 watt. Tamam. 1 saniyede suyu ısıtıyor diyelim. 1000 lira. 1500 lira. Sen şaka yapıyor falan olmalısın. Dökme sırasında rahatlığı arttırır ve şık görünür. Aye, kesinlikle ihtiyacımız olan şey bu. 1500 lira verip görüntünün çok estetik oluşu kettle'da. Normal bir kettle özellikleri. Aa, hiçbir şey yok ekstra. 1500 lira kettle. Şaka sırf mısınız? İthal diye. Bu arada Ufuk kargo konusunda çok sabırsız bir insan olduğu için aynı gün kargoya bakıyor. Yani bugün gelmesini istiyorsan 6.30 böyle bir şey olabilir mi? Bence olamaz. İşte biz şunu bir alalım. İnşallah. Size butik kısmımızı yani çekimleri yaptığımız yeri göstermemiştim. Birazcık hem orayı göstermiş olayım hem de bu üzerimdekileri yeni ürünlerin fotoğraflarını çekeceğiz şimdi. Böyle küçük küçük biraz görüntü alayım istedim. Ürünleri bu arada almak isterseniz linki aşağıya bırakıyorum. Bovera.vir Instagram hesabı takip etmeyi unutmuyorsunuz. O zaman giyseyler. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are ripping up. Ay çok konuşamıyorum, müzik var. Yazdan geliyorum. Şimdi çok garip bir gün. Yani oradan buradan, hastaneden, temizlikten sürekli size merhaba diyorum ama şimdi Ufuk'la bir TikTok challenge yapacağız. Evet neyse, TikTok akımı yapacağız şimdi. Bakalım söyledikleri gibi mi? Birkaç tane daha akım bulursak üst üste yapacağız, bir bakacağım. Ama ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi hazırsak deniyoruz. Kadınlarla erkeklerin neydi? Vücut denge... Ağırlıkları. Ağırlık merkezleri mi farklı? Hmm. Neyse bir şeyler oluyor ama doğru mu oluyor? Şimdi hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Evet şimdi ne yapıyorduk? Ufuk daha hakim şu an konuya. Ay tövbe yarabbi. Ben böyle çok zor duruyorum, gösterim çok uzun. Sen biraz daha fırına gelsene. Gel gel. Hazırız. Abi ben duramayacağım yani, belli bu. Ama koltuk, şık vlog önemli. Vlog görün. Görünüyorum da çok kötü görünüyor. Bir. İki. Üç. Ama hayır ya. Hayır. Abi duramıyormuş erkekler. Ben de mantık olarak bizde meme olduğu için biz devriliriz diye düşünüyordum. Ama bir daha dene bakalım. Yok. Başarabilirsin. Bence bu biraz Allah. Bence bu biraz şeyle de mi ilgili acaba? Kor çalış. Gerçi bilmiyorum neyle ilgili ama. Aa çok garip. Bana ben çok devriliyorum. Rahat. Yap bakayım bir daha. Bana çok kolay geliyor ama. Yani hiç zorlanmıyorum. Hani hiç. Çok garip değil mi? Evet, Ufuk Bey'i akımı yapmak üzere görevlendirdik. Bunu yapıyor. Evet ve bir tur... Olabilir. Bence ben göğüslerden dolayı yapamıyorum. Bu challenge. Bir olduk ama. Birini ben yaptım, birini sen yaptın. Bir ama tane sen daha yapardın bunu. Bu salak video çekiyor mu ya hala? Paraları sansürlüyoruz. Katıl butonuna basarak kimin dedikodusunu yaptığını öğrenebilirsiniz. Ay şey hani ne derler?
Karşıma gelse yüzüne de söylerim. Yaptık arkadaşlar. En güzellerini yaptım. TikTok'umu takip edebilirsiniz bu arada. Çok herkes bilmiyor ama. Domino challenge var. Bakalım neymiş. Ay benim de saçım ama saçım çok yumuşak. Kayıyor. Şu hani... Benimki daha az dolu. Aa şaşırttı. Çok arkadaşlar bir aylık su içti şu an. Sabahtan beri çok... Ay tüpürüm saçım. İneceksin aşağıya sonra kalkacaksın. Bu yani kıvırtma. Niye kıvırtıyorum ben? Challenge dansı o. Salak olayı yok. Erkekler de mi kıvırtıyor? Ay ölüyorum. Ben şöyle yapsam olur. Açıyorum ben müziği. Ben zıplasam. Sıra nereden? Evet. Sıra kadar dans ederim. Müzik bitti. Çok şov yaptın ya. Ben kazandım. Akın'la dinleniyoruz videosunu. Ay benim şişem çok ağır ki dönmüyor. Benimki fazla dönüyor. Fazla dönmüyor. Ah ki alıyordu. Yeeey. Hareket yapacağım. Arkadaşlar bu oyun bence bir TikTok akımı değil ama hadi beraberlikle bitmiş olsun. TikTok akımlarını da denedik. Çok gerçekten neşeli, çok tuhaf, değişik bir video oldu. Devam eder miyiz videoya ya? Merhaba arkadaşlar tekrar. En son abuk subuk saçma sapan bir challenge akım denemesi videosu parçası izlediniz. Sonra biz film izledik. Alacakaranlık serisinin 4. filmini mi 3. filmini izledik falan. Ben de dedim ki videoyu kapatmadım. Bir konuşayım, bir iki bir şeyden bahsedeyim, bir öncesi sonrası yapayım. O yüzden tekrar açtım. Şimdi kızlar biliyorum merak ediyorsunuz. Yani şimdi size açık açık hani gösteremiyorum evet ama hani biraz daha böyle anlayabileceğiniz şekilde bir üst giydim. Bununla hani daha net anlarsınız. Öncesi sonrası bununla daha mantıklı olur diye düşündüm. Birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Sonra videomu kapatacağım. Çünkü bu süreci, sonraki süreci de size anlatacağımı söylemiştim. Bununla alakalı da söz vermiştim. Şu anda bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ben şu anki halinden de çok memnunum ama şöyle yan da göstereyim. Yan çok anlaşılmıyor çünkü bakın. Şuram şiş olduğu için hala aynı şekilde. Burada bir tümsek var. O yüzden aslında siz bu kavisi göremiyorsunuz. Şu anda işte doktor şu şekilde bir masaj önerdi. Bunu yaptıkça buradaki şişlikler inecek. Bir de artık korseyi, yarım atleti çıkardığım için kendini aşağıya salacak birazcık. Çok yukarıda duruyor. Bunun dışında işte bu iki tane kremi önerdi. Kremi bana çok soruyorsunuz. Tabii ki siz doktorla görüşün. Size nasıl bir ilaç... Yani ben her şey için bunu öneremem. Bir şey diyemem. Sadece benim dikiş izlerimin çok fazla işte belli olmaması için, hafifletmek için bir kantaron yağı, sarı kantaron yağı. Bu her yerde var zaten. Bulabilirsiniz. Markası hiç önemli değil. Bir de Dermatix diye bir silikon tedavisi. Olgunlaşmamış, belirgin yara izleri için şöyle minnoş bir krem. Linklerini aşağıya eklerim. Yani sizin de böyle dikiş, yara iziniz varsa belki kullanırsınız. Bunun dışında bunları kullanacağım 3 ay kadar falan. Yani bu şekilde gösterebiliyorum en fazla. Zaten oturduktan sonra, biraz daha oturduktan sonra net bir öncesi sonrası yaparız. Ama bu 2 hafta ameliyatından 2 hafta sonrasının before after'ı olsun istedim. Ben bir de şöyle bir şey yapıyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yani yanlış değildir ama faydalı olur olmaz bilmiyorum. Şimdi deri çok fazla gerildiği ve hani sonuçta orada bir sizin işte dokunuz küçüktü ve genişliyor. Hamilelik gibi düşünün. Çatlaklar olur diye çok korkuyorum göğsümde. Onun için ben her gün Hindistan cevizi yağı ya da işte siz başka bir yağ da kullanabilirsiniz. Bebek yağı vesaire. Hindistan cevizi doğal olduğu için ben hani onu kullanmayı tercih ediyorum. Hindistan cevizi yağı uyguluyorum birazcık ki çatlak olmasın diye, gerilmesin. Çünkü benim cildim çok kuru. Size verebileceğim tavsiyeler galiba bunlar. Başka bir şey yok. Tekrar dediğim gibi ameliyatımı ben Menite Estetik'te olduğum bilgilerini aşağıya koyarım. Oradan istediğiniz şekilde işte fiyat ve işlem olarak bilgi alabilirsiniz. Selamlarımı da iletirseniz çok mutlu olurum. Tamam ben yatacağım şimdi, kitap okuyacağım. Ha bu arada bir saniye. Ciddi anlamda herkese yani tik canlı yayınlarda işte Instagram'da falan sürekli önerdiğim. Arkadaşlar yani ben bu kitabı önererek evrene ve insanlara çok büyük bir iyilik yaptığımı düşünüyorum. Düşle inan yaşa. Bunun da linkini bulursam eğer aşağıya ekleyeceğim. Kitabın ismini de yazarım.
hayatımı değiştirdi diyebilirim. Yani bir haftadır okuyorum aslında. Bitmek üzere zaten. Şu kadar falan kaldı. Kaçıncı sayfadayım? 284. Aa, bu kadar okumuş muyum? Efsane bir kitap. Bu kitapla alakalı ben aslında bir video çekeceğim. Yani hayatıma nasıl uyarladığım işte ya da sonucunda neler yaşadım. Gerçekten faydası oldu mu, etkisi oldu mu? Hepsini anlattığım bir video çekeceğim. İlgisi olan varsa o videomu kaçırmasın. Beni, kanalımı takip edin. Gerçekten çok sizin de hayatınızı etkileyecek şeyler paylaşacağım ama bu kitabı mutlaka okuyun. Öyle sıradan bir kitap değil gerçekten. Her şeyi böyle tüm yöntemiyle falan size anlatıyor kitap. Böyle şimdilik o zaman bu kadar olsun. Videonun sonuna gelelim. Yine çok konuştum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.